üzere KHK'lar ile resmi açıklamalara göre 125.678 kamu görevlisi ihraç edildi. 1767 vakıf, dernek, sendika ve konfederasyon, 109 yurt, 930 özel okul, 15 üniversite, 49 sağlık kuruluşu, 116 basın yayın kuruluşu kapatıldı. 181.500 kişinin pasaportuna tehdit kullanarak seyahat özgürlüğü engellendi. İktidar ilk aylarda tüm bu uygulamalara karşı itiraz yollarının kapalı olduğunu açıkladı. Darbe dönemlerinde dahi görünmeyen bu uygulamaya içeride ve dışarıda itirazlar yükselince ve aynı on binlerce başvuru yapılınca bir oylama mekanizmasına ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine iktidar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hukuksuzluğuna ortak ederek 23 Ocak 2017 günü 2 yıllık süre içinde kamuda ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını ve kapatılan kurumların itirazlarını değerlendirmek ve karar altına almak üzere kendisine bağlı işlemlerini inceleme komisyonu kurdu ve görevlendirdi. Komisyonun görev süresi uzatılmasına ve aradan 5 yıllık süre geçmiş olmasına rağmen hala yaklaşık 4000 dosya karara bağlanmayı bekliyor. Komisyonun verdiği kararlarda red oranı %87.3'tür. Bu oran Barış İmzası akademisyenlerin açıklanan dosyalarında %100'dür. Bu oranlar bile komisyonun idari bir mekanizma olduğunu, iktidarın noteri gibi hareket ettiğini doğrulamaktadır.